Bulunduğumuz alan Aziz Vilas olarak bilinen önemli bir Hristiyan azizinin mezarının olduğu alan. Aziz Vilas milattan sonra 280 ya da 283 ile 316 ya da 326 yıllar arasında Sivas'ta yaşadığı düşünülen önemli bir Hristiyan azizi. Aziz Vilas'la ilgili bilgiler sınırlı olmakla birlikte yerel ve zengin bir ailenin çocuğu olduğunu tarihi kayıtlardan biliyoruz. Bu sebeple erken yaşlarda tıp eğitimi alan Aziz Vilas bölgede hastalara şifa dağıtmasıyla tanınıyor ve meşhur oluyor. Tabi olaylar böyle cereyan ederken Doğu Roma İmparatoru Diocletianus'un dönemin işte Sivas'taki kilisenin psikoposunu öldürttüğünü biliyoruz yine tarihi kaynaklardan. Psikoposun ölmesiyle birlikte kilise başsız ve rahipsiz kalıyor. Bunun üzerinde halkta yoğun bir karşılığı olan halkın teveccühü gösterdiği Aziz Vilas kiliseye psikopos oluyor. Bunun üzerine yine toplum içerisindeki saygınlığı ve popülaritesi artıyor. Olayların böyle cereyan etmesi üzerine Roma İmparatorluğu'nun yöneticileri tarafından yoğun baskıya maruz kalan Aziz Vilas Erciyes Dağı'na yerleşiyor ve burada bir keşiş hayatı yaşıyor. Yine Erciyes Dağı'ndaki keşiş hayatı süresince hastalara şifa dağıtıyor, hayvanlara şifa dağıtıyor. Buradaki popülaritesinin de artması Romalı askerlerin dikkatini çekiyor ve Erciyes Dağı'nda yakalanan Aziz Vilas tekrar Sivas'a getiriliyor. Burada Doğu Roma İmparatoru Diocletianus'un yine yoğun baskıları oluyor kendisine ve tekrar paganizme dönmesi yönünde telkinde bulunuyor ama bunu kabul etmeyen Aziz Vilas yoğun işkence sonucu öldürülüyor. Aziz Vilas'ın bu acı ölümü Hristiyan aleminde büyük bir üzüntüye ve yasa neden oluyor. Bunun üzerine de Aziz Vilas'ın Hristiyanlığın ilk azizleri arasındaki yerini aldığını görüyoruz tarihte. Öldürülmesinden sonra Hristiyan alemindeki kutsal kişiliği sebebiyle pek çok yerde mezarının olduğu, kemiklerinin olduğu söylentileri tarihi anlatılarda yer alıyor. Sivas için de bu durum söz konusu ama yapılan arkeolojik çalışmalar ve bilimsel veriler ışığında şu an içinde bulunduğumuz alanın Aziz Vilas'ın defnedildiği yer olduğu kanaati oluştu. Aziz Vilas Hristiyan alemi için çok önemli bir kişilik, belki en önemli Aziz konumunda. Aziz Vilas'ın yaşamının Sivas'ta geçmesi, Sivas'ta öldürülmesi ve Sivas'a defnedilmesi tarihi anlamda büyük bir öneme sahip. Bugün geldiğimiz noktada ise inanç turizmi açısından ciddi bir önem arz ediyor. Son yıllarda dünya genelinde turizm hareketlerinin artmasıyla birlikte inanç turizmi de turizm sektörü içerisinde çok önemli bir yere sahip.